Evet. Şimdi bir arkadaşımız var Ağrılı. Bize bugün melemen yapıyor. Biz Doğu Beyazıt'ı gezdik geldik. Ağrı'ya geldik. Yoldayız. Oğlumun arkadaşının bir benzinlik istasyonu. Nerelisin arkadaşım? Buralıyım abla. Bura derken? Ağrı merkez. Ağrı merkezde isim? Cihan. Cihan bize melemen yapıyor. Cihancığım söyle bakalım melemende neler kullanıyorsun? Hadi söyle. Mesela isteğe göre değişiyor. Bazı insanlar acı biber seviyor, bazıları sevmiyor. Heh. Bazen soğan kullanıyor, bazen kullanmıyor. Ben karışık yapıyorum. Bizim gençler karışık seviyor. Sen nasıl yapıyorsun? Ha, bu da oğlumun arkadaşı. Bu Orduluymuş. Ordu'dan Ağrı'yı nereden buldun? Merhaba. Sevgili kardeşim, nereden buldun? Biz dünyada çekiyoruz. O yüzden çekmeye geldik. Yok canım, olur mu? Şimdi biberleri doğradı. Domatesleri de köy domatesi bahçeden topladı. Bahçe domatesini. Kendi bostanımız var arkada çiftte. Arkada bostanları varmış. Artı bak buraya bir de yeşillerini toplamışlar. Ayrıca bir de tavuklar var. Yumurta topladılar bize. Şimdi melemen yapıyor. Şimdi önce kabuklarını bir güzel soyuyor. Her yerde ben yemek yapacak değilim. Arada da böyle. Cihan kardeşim. Cihan'dı değil mi? Evet oğlum. Cihan kardeşim yapacak. Hadi bakalım devam Cihan kardeşim. Donma yapıyor demiş. Evet Cihan kardeşim şimdi bize melemen yapıyor. Ellerine sağlık, domateslerini falan bıraktı. Oo çok güzel oldu canım, ellerine sağlık. Valla bir şey demiyor. He? Tadına baktığımız zaman. Görmeden belli oluyor zaten. Rengine bakmıyor. Doğal renk önemli değil. Renk bahçeden toplandı. Biberler, domatesler, soğanlar da bahçenin değil mi? Aha, hepsi. Dediğim gibi bugün benzinlikteyiz. Doğu Beyazıt'tan geldik. Çok da yorulduk. Oğlumun arkadaşı burada çalışıyor. Eleşkirt Karakolu değil mi? Burası Eleşkirt'e bağlı Çifte Pınar Köyü. Eleşkirt'e bağlı Çifte Pınar Köyü'ndeyiz. Burada sevgili kardeşimiz Cihan da bize melemen yapıyor. Tavuklardan yumurta toplamış, bahçeden domates toplamış. Sağ olsun. Genç yaşta çok çalışkan bir çocuk. Mecbur adam. Çalışıp olmadı mı aç kalırsın. Aç kalırsın diyor. Aç kalırsın. Kimse ekmek bilmiyor ama. Can bir şey çok merak ettim. Şimdi sana bir şey soracağım. Buradaki he. Halk yani doğulu ama çok Türkçe konuşmuyor. Daha çok Türkçe ve şiveleri çok şey. Neden? Çok Türkçe konuştuğundan dolayı mı? Hani ben böyle Ağrı'nın farklı mesela bir şivesini... Mesela köylere falan giderse çok Türkçe konuşuyor ama merkezde genellikle Türkçe. Ama mesela biz Karadeniz'e gittik. Karadenizler... Hepsi çok farklı konuşuyorlar. Hiç Türk... Onların kendi dili öyle. İsteseler de konuşamıyor. Kendi dili öyle. Ama sizin de ki... buradaki insanlar size nasıl söylüyor? Mesela ben şahsen Ağrı'lıyım. Tokat'a gitmişim, Urfa'ya gitmişim, Diyarbakır'a gitmişim, İstanbul'a gitmişim, İzmir'e sen gitmişim, Ankara'ya gitmişim. Değil mi? Hani, şimdi gezmek için de değil, mecbur çalışmak için gitmişim. Gittiğin zaman da mecbur hiç kalmazsan 3 ay, 4 ay, 5 ay kalıyorsun. İşte şiven ister istemez bazen ondan hoşuna giden bir kelimeyi sen de kullanıyorsun. Ben nasıl, Laz'a yapıyor ya, ne yapıyorsun uşağım? İşte diline takılıyor. Ondan... Sizin dilinizde özgü değişik bir şey var. Şivenizde ağır ya özgü şive yok. Mesela bizim burada, sizin burada diyor nasılsın, bizim burada diyor ne yapıyorsun? Ha ne yapıyorsun? Sen bizim şiveyi de biliyorsun. Cihancığım ellerine sağlık. Çok güzel oldu. Maşallah. İnşallah tadını da beğenirsiniz. Beğenirim, beğenirim. Sen yaparsın da güzel olmaz mı? Bir kere Cihan çok dediğim gibi şöyle yatağıyla, yeriyle küçücük bir yer. Çok güzel. Maşallahı var vallahi. Helal olsun. Mutfağı. Burada da dışarıda oturuyor arkadaşlar. Cihancığım bize melemeni yaptı. Çok da güzel olmuş. Elle yüreğine sağlık sevgili kardeşim. Baş çok teşekkür geliriz. Ederim. Biz teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Diyerek hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum.